Zekat İslam'ın 5 şartından birisidir. Müslüman olanların mallarından, zengin olan Müslümanların mallarından belli miktarda fakirlere ve Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de belirtmiş olduğu kişilere bu mallarından belli miktarı vermeleri farzdır. Hicretin 2. yılında farz kılınmıştır. Zira Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de وَفِي اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ buyurarak onların mallarında fakirler, yoksulların da bir hakkı vardır buyurmaktadır. Yani insanların, zenginin sahip olmuş olduğu mal sadece kendisinin kendi tasarrufunda olmadığını Kur'an-ı Kerim belirtmekte, onda fakirlerin ve daha başka insanların da hakkının olduğunu bu şekilde Kur'an-ı Kerim belirtmektedir. Yine bir ayet-i kerimede Yüce Mevla şöyle buyurur. Hud min emvalihim sadaka tudahhirhum ve tuzekkihim. Onların mallarından zekat al. Al ki onları arındırsın ve onları temizlesin ve onlara dua et buyuruyor. Burada arındırsın derken kişinin malında başkalarının hakkı varsa işte o hakların o malından arındırılmasını sağlar. Kur'an-ı Kerim belirtiyor. İnsanın malında, zenginin malında fakirlerin de hakkının olduğunu, başka insanların da göz hakkının olduğunu kazanmasında, o hale gelmesinde sadece kendi hakkı olmadığını belirtiyor Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla zekat vermekle malındaki başkalarına ait olan haktan kişi arınmış olur. Bunu vermekle ayrıca temizlensin derken de günahlarından temizlensin, günahlarını da bu şekliyle kurtulsun. Ona da bir vesiledir zekat. Böylelikle de onlara buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Dua et, birbirinize de bu şekliyle de dua edin denilmektedir. Dolayısıyla zekat müminler arasında yardımlaşmadır, dayanışmadır.